Merhabalar, bugünkü aracımız 2001 model Peugeot 607 modeli aracımız. Aracımıza 9. Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarına dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Aracın hatlarıyla birebir uyum içerisinde ve maun kaplama. İlgili klima hareketleri şurada kalıyor. Buradan kontrol edebiliyoruz. Arkadaşım detaylı video içerisinde gösterecek. 4 tutuşu buradan kontrol edilebiliyor. Oluşan fizik görüntü bu şekilde. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bir önemli konu, silecek kolu şeklinde olan direksiyon tuşlarını yaz üzerinde çalıştırıyoruz. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Boşa da geri vites alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2001 model. Peugeot 607 diye adlandırılan araç modeli. Cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kontrollerini çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerine hem satın alma hem de dahili hafızasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor cihazımız. İlgili ikona dokunduğunuz zaman şu anda Apple telefonumuz kablosuz CarPlay modunda bağlı. Android telefonlardaki Android Auto da bu şekilde kablosuz bağlanmış oluyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon hafızaları var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. Şu anda Virgin Radyo'yu dinliyoruz, ismiyle kayıt altında. Burada direksiyon kontrolörünü gösterelim. Ses açma, ses kısma, kanal geçişleri ya da şarkı değiştirme. Sonrası bu şekilde çalışıp olduğunu göstermiş olduk. Bluetooth'ta telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları, cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofonu sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB konnektörlerini torpido içerisine çektik. USB konnektörlerine takılı flash bellek üzerinden müzik seçimlerimizi yapıp müziklerimizi dinleyebiliyoruz. Ya da varsa flash bellekte videolar, yine ilgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp videolara da erişmiş oluyoruz. Gibi. Geri gelmişken belirtelim, cihazımız 1280x720 QLED ekran kullanıyor. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcıya akıllı telefonlardan aldığımız o hissiyatı da sunmuş oluyor. 3 türlü navigasyon var cihazda. Birinci tür navigasyon GPS üzerinden çalışan offline navigasyon, GPS sinyalini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon, cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra ilgili Play Store hesabı üzerinden kurulmuş ya da kurulacak birçok uygulama, Google haritalar, Yandex kullanılabilir. Üçüncü tür navigasyon örnek ise günlük hayatta en çok kullandığımız konum mantığını Apple CarPlay ya da Android Auto üzerinden kullanmış olacağız. Burada Apple'ın kendi haritası, varsa Google Maps, varsa Yandex gibi uygulamaları tamamı sistemde çalışmış olur. Android işletim sistemli ürünümüz Play Store hesabı oluşturulup cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra YouTube ya da farklı içerikleri de kurup kullanabilecek kullanıcı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Aracın park sensörleriyle çalışmaya devam ediyor. Burada otur referans çizgi cetvelini açıyoruz. Ayarların tamamı bu şekilde aracın genişliğine ya da otopark çizgi genişliklerine göre çizgiler ayarlanmış. Nitelikte boşa değil, herifte sağladık. Devreden çıkmış olduk. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS10 platformu bu işin en stabili. Sebebi ise sistem algılama güncelleme denen yılda 3 ya da 4 defa güncelleme geliyor. Bir server üzerinden sistem iyileştirmelerini alabiliyoruz cihaz. İçinde barındırdığı işlemci türü Cortex'in A55 ve A75 işlemcilerini kullanıyor. 2 GHz hızında RAM 8 GB, 128 GB'da dahili hafızası var ürünümüz. Aracımız 2001 model. Maun kaplamalı olan küçük ekranı tüm 607 modellere sorunsuz bir şekilde entegre etmiş oluyoruz.